Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri, Tarih Musabeleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine birlikteyiz, elhamdülillah, çok şükür. Fatih abi hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Aziz. Bu hafta e, yine tabii haftalardır olduğu gibi e, Filistin meselesi üzerine konuşmaya devam edeceğiz, kıymetli seyirciler. İsrail, İsrail'in zulmü ve bunun hem fikri hem siyasi hem nazarî teorik cihetten arka planına dair çok fazla şey konuştuk. Bazen gündeme dair yansıyan taraflarını konuştuk. Bu hafta da geçen hafta başlamış olduğumuz bir mesele vardı. Filistin Türkmenleri. Bu Filistin Türkmenleri meselesini biraz böyle el yordamıyla bahsedebildik. Bugün Filistin Türkmenleri meselesinden başlayalım. Ardından İngiliz İngilizman'da... Ve, ve bu manda yönetimi sırasında Filistin'deki Türkmenlerin bu manda yönetimine karşı oluşturduğu bir aksülemel var o ondan bahsedelim bir de hususi olarak belki de dünya efkar ümmiyesini takip eden Müslümanlar için bir yere kadar ümit de vaaz edebilecek tarihte yaşanmış bir hadise Ancalut Savaşı var. Bundan biraz e, yeri mi bahsetmek istiyorum. <laughs> niye niye bundan bahsetmek istiyoruz? Çünkü e, tarihe ilgi duyan kıymetli seyircilerimiz bileceklerdir. Moğollar İslam dünyası üzerinde çok ciddi bir tahribat yaptılar. E, büyük savaşlar oldu ve bazı devletlerin inkırazı da Moğollar döneminde bu harplerin neticesiyle vuku buldu. Aynı dönemde Moğolların Mısır üzerine de bir seferi ya da Mısır'la bir sıkıntıları vardı ve Gazze'de Ancalut ismi verilen bir harpte ilk defa olarak Müslümanlar Moğolları bir hezimete uğrattılar. Bunu ta ki ben işte birkaç ay ve belki bir sene sonra bir ikinci kez Suriye taraflarında yine benzer bir harp oldu. Orada da yine başarı elde edemedi Moğollar ve İslam dünyasında Müslümanlara bu ciddi bir ümit yani önünde bir kasırga gibi hiç kimsenin duramadığı, hiçbir devletin duramadığı bir ordu ve devlete karşı Memlüklülerin ciddi bir harbi kazanmış olması hezimet derecesinde hem de yani canlarını zor kurtardı az bir kısmı büyük çoğunluğu imha oldu böyle bir harp büyük bir ümit verdi bu ümiti işte canlandırmak adına belki biraz da yani gayet imkanların düşük olduğu şartların belki aleyhte görüldüğü dönemlerde durumlarda dahi Allah'tan ümidi kesmemek gerektiği Efendim göstermek adına bu harpten biraz bahsetmek istiyorum. İşin ucu biraz oraya programın sonuna doğru gelecek inşallah kıymetli seyirciler. Şimdi şu bir türlü tam olarak anlatamadığımız Filistin Türkmenleri meselesine girelim Fatih abi. Hay hay şimdi ee, Bismillah. Bu arada sen geçen hafta demiştin ki yapılan bir araştırmaya göre Filistin nüfusunun 3'te bir. Ee, Yarıya yakın mıydı? Üçte bir, Üçte biri. Üçte bir. E, Türkmen. E tabi. Öyle. Öyle idi. Öyle idi. Öyle idi. Şimdi Anca Alut deyince... Tarihte iki büyük zaferin... Ceryan ettiği toprak... Filistin toprağı. Yavuz Sultan Selim'in... Mercidabık... Meydan Muharebesini kazandığı yer... Yani Mercidabık denilen yer... Bugün Filistin'de e, Mercübeni Amir denilen bölgede ceryanetti etti. Ve büyük bir zaferle neticelendi Osmanlı lehine. Ancağut hakikaten İslam tarihinin en parlak zaferlerinden bir tanesidir. Dünyayı kasıp kavuran, araca bağlamış, milyonlarca insanın kanına giren Moğol sürüleri... İlk defa yine Filistin topraklarında, bugün Kudüs'ün biraz kuzeyindeki Ancalut denilen yerde, calutun gözü demek, o bölgede Memlük Sultanı Seyfettin Kutuz önderliğinde ve onun komutanı Baybars, Gunduktari Tarih komutasındaki meydan muharebesinde perişan oldular. Dediğin gibi neredeyse son neferine kadar toptan imha edildi. Ve bu Ancalut mağlubiyetinden sonra, hezimetinden sonra Moğollar bir daha bellerini toplayamadılar, toparlayamadılar ve yavaş yavaş tarihten silinip gittiler. Onun için bizim İslam tarihi, Osmanlı tarihi adına, İslam tarihi adına, Türk İslam tarihi adına e, tarihin akışını değiştirmiş iki tane büyük zafer de Filistin coğrafyasında, Filistin topraklarında cereyan etti. Şunu demek istiyoruz. Filistin zaferlerin coğrafyası. Filistin zaferlerin bölgesi. Evet. İnşallah orada biz yine büyük bir zafer göreceğiz. Ama Allahu Alem vakti merhunu bekliyor. Şimdi bu Filistin Türkmenlere meselesi nereden aklımıza geldi? Onunla ilgili hemen kısa bir açıklama yapayım. Ee, bu İsmail Heniye, Allah rahmet eylesin, şehit edilince biliyorsun bu İsmail Heniye Filistin davasının Hamas'ın siyasi lideri. Evet. Aslında e, başbakan seviyesinde bir adam. Bunlar Hamas olarak Hamas Filistin parlamentosu da temsil eden bir siyasi partiler. Bunlar siyasi bir şey, tabii. E, kaç tarihinde olduğunu unuttum. E, seçimi de büyük bir galibiyetle, seçimden galibiyetle çıkmışlardı. Ama evet. tabii İsrail falan oradaki e, Abbas Mabbas falan filan gibi işte e, aparatlar evet, evet. maalesef tanımadılar. Daha doğrusu e, şey tanımadı abi. İsrail ve Amerika e, muhatap olarak yani Filistin'deki o siyasi yapının bir temsilcisi ve Filistinler temsilcisi olarak e, kendi, Haması, kuklalarını evet, orada. Evet, kendi kuklalarını i̇şte tanıyorlar orada. İşte orada zaten Türkiye'de bayraklar biliyorsun yarıya indirildi. Evet. Taziye olarak. E, çünkü işte İran Cumhurbaşkanı. Da uçak helikopter kazasında ölünce bayraklar yeri indirildi. Bu bir devletler arasında bir tahammüldür eğer düşman değilsiniz. Ve dolayısıyla abi baktım haberlerde e, Zafer Partisi Bursa Gençlik Örgütü Bursa'daki yarıya indirilmiş bayraklara e, müdahale ederek yarıya indirilmiş bayrakları göndere çekme eylemi yaptılar. Allah Allah üzüldüm. Niye üzüldüm? bayraklara bayrağa müdahale etmeleri falan filan değil. Bu gençler temiz, saf, bilgisiz gençler. Nasıl bir tezgahta dokunuyorlarsa artık dedim ki yani bunlar daha İsmail Heniye'nin ve Filistinlilerin Türk olduklarıyla alakalı, Türkmen asıllı olduklarıyla alakalı herhangi bir zerrece bir bilgiye sahip olmadıkları için bunu yapıyorlar diye iyi niyetle yaklaşmaya çalıştım. Bilseler herhalde yapmazlardı falan filan dedim. Yani bu tezgahta bu bizim Türk gençlerini dokuyanların da asıllarının Türk olmadığını her defasında zaten söylüyoruz. Söylüyoruz. Şimdi İsmail Heniye hakikaten Türk oğlu Türk. Bu önemli değil bizim açımızdan. Hani bir dava var ya Evet. Araplara bir düşmanlık evet, Türkçülük evet, evet. üzerinden yapılıyor ırkçılık üzerinden evet, yapılıyor. Evet. Aslında orada mesele ırkçılık da değil aslında. İşin aslı İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı. Tabii. İslam Ama düşmanlığı bu Türkçülük ve de Türk ırkçılık davası bunun, içerisinde bunun maskesi gidiyorlar. yapılmış. Evet. Bunun maskesi yapılmış. Biz onları biliyoruz zaten. Şimdi e, Henye, burada not aldım. Bir Türkiye ziyaretinde bir basın açıklaması yapmıştı. Aynen dediği şu. Diyor ki Bizim ailemiz Türk kökenlidir. 1516'dan sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Filistin topraklarına haç yollarının emniyeti ve korunması için Bozok sancağından getirilmiş soylu bir Türk ailenin torunuyum. Bununla da iftihar ediyorum. Açıklaması bu. E şimdi Heniye bunu söyledi. Bir hakikati ifade etmiş oldu. Hakikaten sonra döndüm baktım 80'li yıllarda Filistin Türkmenleri ile ilgili Filistin'deki nüfusun o popülasyonun Kahir ekseriyetinin Türk Türkmen kökenli olduğuyla alakalı Ürdün Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi'nde bir çalışma yapılmış saha araştırması. Araştırmayı yapan da bir hanım kız Ulya El Hatip çok uzun, çok meşakkatli bir saha araştırması neticesinde Buna bir tez halinde de getirdi. Sonra da bu yayınlandı, Türkçe'ye de çevrildi. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Hakikaten çok ilginç ve bizim Türkiye'deki birçok çevrenin henüz haberi olmadığı bir çalışma. Neden? Bizimkiler niye yapmıyor böyle bir çalışmayı? O da büyük bir sual işareti. Neden? Işaretin. Neden? Niye Çünkü, neden? Çünkü 100 sene önce hani biz çocukken görev oynardık sağımız solumuz işte ne ne derdi sobe. sobe. Yani ne sağına bakabiliyorsun ne soluna ne kuzeyine ne güneyine efendime söyleyeyim. Sana çizilmiş sınırlar içerisinde kendi içine kapalı bir hayat o sürmek. O kadar üzere, matah Türkçüysen ya da Türkçülük davanda samimiysen Osmanlı döneminde çeşitli sebeplerle muhtelif coğrafyalara dağılmış olan diğer Türklerin izini niye takip etmedin? Şimdi yani çünkü bu çok tehlikeli. Yani mesela şimdi Filistin'deki demografik yapıyla alakalı... Türkiye'deki efkarı ı umumiye, üniversite talebeleri, liselerde falan değil mi? Yani ya Allah Allah insanı hayatta tutan hatıralarıdır. Devletleri ve de hayatta tutan, ayakta tutan hafızi coğrafyalarında Tabii. bıraktığı izlerdir. Ya bunlarla ilgili bir tane ders konulamaz mı liselere? Koymazsan işte böyle işte... Ee, düşmanlık yapar. Senin başına da dert olur. Seni bir umut olarak gören coğrafyalardaki insanların da, efendime söyleyeyim, sana o romantik, o çok hassas duygularının negatife dönmesine sebep olur bu tipler vasıtasıyla. Bak Aziz, Osmanlı'nın tarihe bıraktığı namı, tarihe kazıdığı nam, bugünkü toplum tarafından tekzip ediliyor. Kardeş, evet. tekzip ediliyor. Bu çok ciddi bir tehlikedir. Yani hikayenin kötü bitmemesi lazım. Evet. Bitmemesi lazım. Bugün Irak'a git, Suriye'ye git, Bosna'ya git, Kırım'a git. Hatta Yunanistan'a git. Yunanistan'a git. Sizin Türkiye'den geldiğinizi duyan onlarca yüzlerce oradaki Yunan, Rum ben de Türkiye'den geldim. Evet, ben evet. de Türk'üm. Ah gel seni evimde misafir edeyim diyecektir. Biz bunu yaşadık. Evet, Biz evet, böyle bir evet. çalışma yaptık. Ya Yavuz Bülent Bakiler'in bir ismini unuttum şimdi, bir hatıra benzeri bir e, eseri var. Orada Balkanlardaki muhtelif ülkelerde Müslüman Türk nüfusuyla çeşitli vazifeler devlet görevi vazifesiyle oraya gitmiş bulunmuş. Abi defalarca gitmiş, her birinde istenilen şey çok basit şeyler. Aman bizimle irtibatı koparmayın. Bize kitap gönderin, dergi gönderin, eğitim kurumlarımızda kitap ihtiyacımız var çocuklarımızı kültürel kimliğin devamlılığı cihetinden Türkiye ile iltisaklı ve bağlı bir zihin ve bellek yapısı oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili bize donatı, ya birçok ilgili makamı ya da ilgili şahsa müracaat ettiğini, hiçbir zaman bu eserlerin ciddi maliyetler de değil yani, oradaki Müslüman Türk nüfusunu bu hususta takviye edebilmek adına, o dönem işte 80'leri 90'ları kastediyor yazmıştı. Hiçbir şey yapılmadığını söyledi. Hiçbir şey yapılmadığını. <laughs> Yapamaz. Zaten diyorum bir kendisinin gayretiyle az bir miktar bir şey gönderilebilmiş eseri de okuyalı ben seneler oldu ama şimdi şuraya getireceğim. Sözlerini bir parantez açtım. Lütfen unutma kaldığın yerden devam et. Bunların Türkçülüğü de sahte. Sahtekar. Sahtetim. Zaten daha evvelki programlarda konuştuk. Yakın tarihte erken döneminde Türkçülük yapanların da neredeyse yüzde 80, yüzde Türklükle de alakası yok. Sahte e, Türkün yapacağı Türkçülük de sahte olur. Ya Türk olmayanın Türkçülüğü tabii ki sahte olacak. Burada bir oyun olduğunu bir de, anlamıyorlar mı? Bir de bu Bunların, gelen saf gençlerimiz dümen var, suya kapılmış olan. var Maalesef ee, diyeceğim çünkü bu resmi resmi politikasıydı Aziz. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir 70 yıl resmi politikası buydu. Etrafıyla ilgilenmemek üzerine kurulmuş. Ama samimiyetsizlik. Bir, samimi olarak olsa biraz evvel dediğim gibi Hinterland'ındaki Türk ve Müslüman olanların da e, bir takım ihtiyaçların, talepleri üzerinden de talepleri var. Karşılamak e, gayretine girerlerdi değil mi? Samimi iseler. Samimi olmadıkları, sahtekar oldukları buradan belli. Aziz. Onu demek istiyorum. Devlet politikası olarak yapmışlar ama. Samimiyet bu topraklardan 120 sene önce hicret etti. Aa, ne ya? dedik abi? Samimiyet bu topraklardan gideli 120, 120 sene, sene oldu. oldu. 120 sene önce samimiyet maalesef ve muatteessüf hicret etti. <laughs> hicret etti. Sen hangi samimiyetten bahsediyorsun? Maalesef abi. İşte o eski büyükelçi Namık D.'nin değil, değil mi? <laughs> atarlarından bahsettik geçtiğimiz programlarda. O sadece Namık'ten kendi şahsı adına söylediği bir yaptığı bir şey çıkış değil o. O aslında 70-80 yıl bizim nasıl söyleyeyim bizim devletimizin siyasi politikasıydı, siyasetiydi. atabilirim mi? Hani meşhurdur. Ne işimiz var Yemen'de falan filan lafları evet. değil mi? O dönemde herkesin tabii. ne işimiz var? Yemen gene hadi Arap Yarımadası'nın en alt kıtası abi. Evet. En alt ucu. Ya Suriye'de ne işimiz var diyor adam. Irak'ta, Musul'da, Libya'da ne işimiz, işimiz var diyor. diyor. Libya'da, Libya'da ne işimiz tabii. var diyor. Derler. Neyse onların devri inşallah geçti. Şimdi diyeceğim şu yani mesela Ama lafını, bu mantıktan şurada 20 sene evveline kadar PKK terörü o zaman çıkalı 10-15 sene olmuş 10-15 sene de mücadele etmek yani ne kadar giderse gitsin ulan vatan toprağı bu mücadeleyi mi bırakacağız teslim mi olacağız bir kısım aklı evveller ya aman canım nereye istiyorlarsa verelim de bundan kurtulalım diyen ha, kafalar ha, öyle, çıktı öyle diyenler de oldu Tabii. Tabii. hatta gayri safi milli hasılamız artar zaten Türkiye'nin batısı çalışıyor kazanıyor Türkiye'nin güneydoğusuna harcıyorlar bir de harp masrafları filan ilgili olan kısmı atarsan mevcut üretimden gelen vergi ve gayri safi milli hasla daha küçük bir nüfusa bölüneceği için kişi başı gelir de artar şeklinde ekonomik tahlillerle bir de tütsülemeye çalıştılar milletin fikrini. Hamdolsun ki bu milletin yani sokaktaki vatandaş yine feraset ve basiretli böyle para pul hesabı yapıp da vatan toprağından vazgeçmiyor. Bazıları için aklı fikri para olan insanlar için yani emlakçıları tenzih ederim de biraz emlakçı mantığıyla bu sözü be sen mi söylemiştin e, e, vatan toprağı bazılarının gözünde arsa hüviyetinde sadece e, vatan toprağına arsa diye bakan adamları evet, arsa diye bakan adamlar var yani. e, diye bir şey var e, neyse diyeceğim bizde birçok renk var e, fakat öyle kolay değil yani e, bizim köklerimiz çok derinlerde rüzgarlar çok sert esse de o ağacı devirmeleri, bu çınarı devirmeleri mümkün değil. Yaprakları dökülebilir, dalları kırılabilir ama gövde sapasağlam e ayakta. Ayakta. Çünkü bu Anadolu'da biz neredeyse bin yıldır buradayız. Bu coğrafya dünyanın en oynak coğrafyası. Dünyanın doğusuyla batısı arasında köprü kardeşim. Evet. Burada kaç tane devlet, kaç tane uygarlık gelip geçmiş hiçbir tane tutamamış bakıyorsun ömürlerine. 100 sene, 120 sene, 200 sene falan en babası Hı. yani harcanmış gitmişler. Dolayısıyla e, bu, bu, her çeşitten bizde var. Bunların yaveleriyle bu devlet, bu millet e, sarsılacak falan filan değil. Ama sıkıntı yaşıyoruz. Evet, sıkıntı yaşıyoruz. Evet, ama yeter ki bu gövde zafa düşmesin. Gövde zafa düştüğü zaman kurtlar harekete geçer. Doğru. İçini boşaltırlar. Atabildim mi? Evet. İşte tehlike o zaman belirir. Zaten biz de programlarımızda sık sık buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Yani bırakalım konuşsunlar, bağırsınlar, haykırsınlar, nara atsınlar, atarlansınlar. Ama ama bunların bu faaliyetleri, bu haykırışları, bu naraları, bu atarlanmaları eğer organize bir şekle bürünmeye başlamışsa, birileri tarafından örgütlenmeye başlamışsa işte o zaman tam dikkatlerimizi teksif etmemiz gereken bir durum hasıl olmuş demektir. Bunu da inşallah düşünen e, bu işlerle muazzaf olan insanlar da düşünüyorlardır. Biz de e, mesleğimiz, işimiz icabı biz de gerekli uyarıları ya da açıklamaları ya da izahları kendi penceremizden zaviyemizden yapıyoruz. Şimdi bu Türkçülük, ırkçılık meselesi bu gerçekten enteresan çünkü şu an dünyada da moda. Bir de bizim tarihte hiç üzerimize yapışmamış çok kötü bir vasfı zorla bir takım satın alınmış tipler vasıtasıyla üzerimize yapıştırılmaya çalışılan bir şey olduğu için bir daha söyleyeyim. Irkçılar ve faşistler mizantropist insanlardır. Ne demek mizantropist? Işte i̇nsandan nefret etmek demek mizantropi. Hmm. Fransızca iki kelimenin birleşimi. Hmm. İnsan ve nefret. Bunlar vatana aşık olduklarını iddia ederler, insandan nefret ederler. Aslında vatan da ırk da bunların nefretlerine dayanak yaptıkları, araçsallaştırdıkları kavramlardan ibarettir. Gerçekten bir karşılığı yoktur bak bunu çok net söylüyorum. Çünkü faşistleri ve ırkçıları besleyen nefrettir. Fakat bu nefretin kaynağı olarak topluma haklı bir gerekçe, haklı bir şey sunmaları icap eder. İşte o kullandıkları, istismar ettikleri nefretlerini halkın gözünde meşrulaştırmak için insanlara sundukları iki tane yalandan aparat birisi vatandır, Hmm. atabilirim mi? Birisi de millettir. Gerçekte hiçbir karşılığı yok. Çünkü bunlar nefretlerini meşrulaştırmak için Araçsallaştırdıkları kavramlardır. Vatan ve millet, ırk. Millet de demez bunlar, ırk derler biliyorsun. Tabiatıyla ırkçılık ve faşistlik böyle bir şeydir. İnsanlar nefret ederler. Şimdi gelelim mevzumuza. Bu Filistin Türkmenleri gerçekten çok ilginç bir mevzu. Neden Filistin Türkmenleri? Türkmen kelimesini hemen kısaca bir açıklama getirmek istiyorum. Genelde hep yanlış anlaşılır. Türkmen, Türkiye coğrafyası dışında, eski Türk tarihinde, yani bizim Osmanlı zamanında da doğudaki Türklük, Oğuz Türklerinin adıdır Türkmen. Oğuz Türklerinin. Ya Türkistan'daki biraz böyle konar göçerlik de var. Ha, iki, değil mi? İki, iki anlam var. Onu söyleyeceğim. Türkistan'da Türkmen demek Oğuz boyundan gelen Türk demek. İşte Azeri, Azerbaycan Türkleri mesela. İşte biz mesela Oğuz Oğuzlar olarak. Bugün Türkmenistan mesela. Türkmenistan Türkleri de Oğuz boyundandır. Yani en azından iki büyük kabilesi. Bunlara bunlara Türkmendir. Türkmen denir. Türkmen kavramı, kelimesi Türkiye'ye girince farklı bir mana kazanır. Bizde de göçer, konar göçerlere hmm. Türkmen denir. Hmm. Yani yörüklere Türkmen denir. Hmm. Atabildin mi? Hala bu konar göçer adeti e, Güneydoğu'da olsun, işte Güney'de olsun, evet. Anadolu'nun bazı evet. bölgelerinde Orta devam var. eder. Yerleşik hayata çok önceden geçmiş Türkler bunlara Türkmen der. Konar göçer aşiretleridir bunlar. Kışın belli Yörüm, bir yerde, yazın bir yerde. Yörük de derler. Evet Dolayısıyla Türkmen e, Türk'tür yani. Türk'ün e, Türkistan'daki adı Türkmen'dir. Bizdeki adı Türk'tür. Bizdeki Türkmen kelimesi de hala yörük hayatına devam eden konar göçer atabildim mi? Türk kabilelerine, aşiretlerine verilen bir attır. Şimdi Filistin meselesinde Ulya El Hatip ee, saha araştırması yaptı ve orada ne kadar kabile varsa, aşiret varsa hepsiyle tek tek görüştü, görüşüyor. 80'li yıllarda yapılan bir araştırma. Ortaya çıkan sonuç şu. Şimdi. Yani özür dilerim. Burada şunu söyleyeyim Saha araştırması. Saha değil. araştırması. Bir de bir insanlarla görüştü. Demek ki bu insanlar Türk. Yani bu sadece nazari ve teorik bir araştırma. Değil. Kağıt ve satırlar üzerinde yapılan bir araştırma Saha araştırması değil. ama sonradan kaynaklarla da kaynaklarla teyit edilmiş. Da teyit Osmanlı arşiv belgeleriyle de teyit, teyit edilmiş ediyor. bir araştırma. Ama e, kişilerle konuşup onlardan bu teyidi aldığına göre onlar Türk olduklarını biliyorlar. E zaten Sağ çalışma onun üzerine. Ne evet, oturuyor zaten? Evet. Yani o tarafıyla mühim bu çalışma. E, tabii, Onu demek istiyorum. Çalışma zaten onun üzerine oturuyor. Bunu Araplar da biliyorlar. Zaten şöyle bir şey var. Biliyorsun, e, Filistin Filistin e, ki Arap diye bilinenlerin bile kahir ekseriyeti şey Fenikelilerin soyları bunlar. E, Müslüman olmuş Fenikeliler. İki, Orada Fenike vardı. Kenan vardı. Filistiler vardı. Filistilerin de kökeni tartışılıyor. Ege, Ege Ege'deki bazı adalardan gelmiş denizci bir millet olduğunu var. E tabii da söyleyenler çünkü baktığın var. zaman da e, çok man yakın hemen Mantıklı. mantıklı zaten. Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'deki adalar işte Girit, Birit bir sürü 12 ada var biliyorsun. O evet. bölgelerde Fenikeliler, tüccar bir kavim. Evet. E, şeyler gibi Venedikliler gibi ciddi ticaret, donanmaları var efendime söyleyeyim sürekli ticaret yapan, ticaretle zenginleşmiş güçlü bir kavim e bunların evet. nesilleri, çocukları, İsa torunları ne oraya geldiklerinde zaten bu milletler oradaydı E Orada. zaten Amalika biliyorsun e, şu an İs 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 İsrail'deki Siyonistler ağızlarını açtıkları zaman Amalikalılar lanet okurlar Netanyahu'nun falan açıklamaları var biz Amalika'nın çocuklarıyla, torunlarıyla savaşıyoruz diyor Nasıl bir kavimse. Amalika Ceberut bir kavimdi. Öyle. Yahudilere orada eziyet eden bir kavimdi. Onun intikamıyla hala harlanıyorlar adamlar. Evet. Atabildim mi? Evet. Şimdi birinci görüş şu. Selahattin Eyyubi Haçlılar birinci görüşü şu. Haçlı seferleri esnasında Türkistan'dan ve Kafkasya'dan oraya ...Haçlılarla mücadele etmek üzere... ...çok sayıda... ...Türklerden, hmm. Kürtlerden... ...ve Kafkas kavimlerinden... Hmm. ...savaşçı geldi. Daha ilk Haçlı seferleri... ...başladığı andan itibaren. Bunların bir kısmı... ...tekrar geri dönüyor... ...bir kısmı orada kalıyor. İkinci dalga... ...Selahaddin Eyyubi zamanında. Selahaddin Eyyubi de... Türkistan'daki Türkmen kabileleriyle görüşüyor. Kafkasya'daki Müslüman Türklerle oradaki Çerakise kabileleriyle görüşüyor. Avazalarla görüşüyor. Ve oradaki Kürtlerle görüşüyor. Onların liderleriyle görüşüyor. Ve onlardan asker istiyor. Savaşçı istiyor. On binlercesi geliyorlar Selahattin'in ordusuna. Evet. Savaşmak için. Evet. Ve hem Kudüs'ün hem Hayfa'nın kurtarılmasında Kudüs'ün fethinde Selahattin'in ordusunda çok büyük miktarda Türkmen, Kafkas unsuru kabilelerin, çerkezlerin olsun, abazaların olsun adamları var ve Kürtler var. Müslüman olmuş evet. ama çoğunluğunu Türkmenler oluşturuyor. Zafer'den sonra Selahaddin Eyyubi de bunlara diyor ki kalın gitmeyin. Ona onlara imtiyazlar tanımış. Araziler tahsis etmiş. Bir de şunu söyleyelim. Burada bir parantez açalım. Kalın hı hı. gitmeyin ifadesi çok mühim. Neden orada kalmayı istesinler ifadesinin cevabı da şu olabilir böyle bir sual olursa. Tarihi kaynaklarda zaten orası incelendiğinde hemen hemen herkesin üzerinde ittifak ettiği bir tabir var. O coğrafyaya... Yani Filistin Gazze'den başlayarak işte yukarı doğru Lübnan, e, efendim Suriye, Hatay, Antep gibi şöyle coğrafyaya baktığınızda o bir girintidir böyle hilal gibidir. Oraya verimli hilal deniyor. Yani coğrafi <laughs> olarak iklim şartları cihetinden de değerlendirildiğinde bölge verimli hilal Akdeniz, olarak değerlendiriliyor. Akdeniz Akdeniz iklimi, ticaret deniz ve hem e, iklim, çok canlı bir ekonomik hayat ticaret. da var. Evet. Yani orada kalın denmesi ve buna ya insanların da oraya gitmiş orada kalma isteği aslında çok pozitif olması gereken teklif edilmese bile kendilerinin kalmak isteyeceği bir yer bir coğrafya. Tabii. Bunu da belirtmiş olalım. Tabii tabii. Zaten Akdeniz Havzası biliyorsun tarihte en büyük uygarlıkların, medeniyetlerin kurulduğu havzadır. Dünyanın en yaşanabilir havzasıdır. iklim olarak, topografi olarak, efendime söyleyeyim tabi güzellikler olarak toprakların verimliliği olarak insan fıtratına en uygun havza Akdeniz havzasıdır. Bugün de hala böyledir. Şimdi burada mesela e, bu Türkmen komutanların e, komutanlardan en meşhurlarından bir tanesi Muzaffer Gökberi. Gelmiş Selahattin'in davetine çağrısına icabet etmiş. Bir numaralı yardımcısı olmuş. Arkadaşı olmuş. Müthiş bir savaşçı ve aynı zamanda Selahattin'in kız kardeşi Rabia Rabia'yla evlenerek onun eniştesi de olmuş. Hmm. Tabii. Yine mesela Türkmen, Erbil Türkmenlerinden Selahattin'in davetine koşup gelerek Filistin'de Haçlılar'a karşı çarpışmış Yusuf Bin Köçek. Ünlü mesela Türkmen komutanlarından bir tanesi. Bunlar geldikleri zaman aşiretleriyle, kabileleriyle, askerleriyle geliyorlar Aziz. Ve evet. gelip burada kaldılar bunlar. İkinci dalgada bu. Üçüncü dalga Yavuz Sultan Selim'in değil mi Mercidabık zaferinden sonra bölgeye Anadolu'dan getirdiği işte Heniyen'in ailesi gibi hmm. Bozok, Yozgat falan yani Anadolu'nun işgal görmemiş işte Konya'dan Yozgattan Sivas'tan oradan buradan şuradan e, hem o bölgenin Türkleşmesi ve oradaki İslam'ın Müslümanlığın haçlı tasallutlarına karşı yeni başka farklı kefere tasallutlarına karşı muhafazası için oraya getirip yerleştirdiği büyük Türk nüfusu var. Türkiye'den getirilmiş. Yavuz zamanında işte Heniye'nin ataları gibi. Bunları da ekledik üçüncü dalga. Dördüncü dalga ikinci Selim zamanında. Aralarda gelişler var. Koskoca Osmanlı alt neredeyse 450 sene oralara hükmetti. Dolayısıyla sürekli oraya bir akış var zaten çünkü çok cazip bir bölge. İkinci evet. ee, Selim zamanında Filistin'de isyanlar var, bazı isyanlar var, urban isyanları var. Oradaki Osmanlı otoritesine karşı isyanları bastırmak için oraya gönderilen çok sayıda ikinci Selim zamanında savaşçı Türkler var. Dördüncü hmm. dalga ikinci Mahmut zamanı. Dolayısıyla bu o zaman bütün bu sebeplerden hareketle bölgeye giden Türkler aslında oranın demografik yapısını büyük ölçüde tabii. etkilemişler. Tabi tabi. Şimdi Hale giderken her ne kadar dil olarak Arapçanın e, galebesine biraz mağlup olsalar da birçok kültürel dinamiği özellikle savaşçılığı ve mücadeleciliği taşımış oldukları yani düşünülebilir. Geçen, geçen hafta konuşmuştuk değil mi? Tabii asimilasyon var. Ne demiştik? Arap kültürü dişi bir kültürdür. Türk kültürü erkek bir kültürdür. Bunu cinsellik anlamında anlamayalım. Türk Yani katı kültürler, erkek kültürü gibi kültürler kılıbıktır. Böyle dişi bir kültürle karşılaştıkları zaman asimile olurlar. Çin kültürü de böyledir. Çin, bunu Bilge Kağan, Tony Cook'un falan değil mi? Oradaki evet. Orhun kitabelerinde görüyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Yakınıyor yani. Türklerin nasıl Çinliler tarafından asimile edildiği. Evet. Ya Çin öyledir. Arap kültürü öyledir. Alır seni, efendime söyleyeyim, diliyle, edebiyatıyla, huturmasıyla, kalkmasıyla, nitekim göreceğiz yani burada. Çok ciddi detaylar var, teferruatlar var. Şimdi, e, Dediğim bu dört parça da dört tarihi ve tirede oraya gelen ciddi bir Türk-Türkmen nüfusu var. Bunlar buraya geldiklerinde ilk geldikleri yer Nablus. Biliyorsun Kudüsün kuzeyinde bir yer. Nablus'a geliyorlar. Ee, İkinci Selim zamanında gelenler özellikle ee, orada isyanları bastırdıktan, otoriteyi sağladıktan, istikrarı sağladıktan bir müddet sonra kendilerinde güç vehmederek sağa sola yeşillenmeye başlamışlar. Hmm. Kontrolden çıkıyorlar. Şikayetler merkeze ulaşınca bir rivayet bu. Osmanlı bunları Filistin'in iç bölgelerine sürüyor. Mercibeyni Amir denilen Filistin'in iç bölgelerinde bataklık, malaria hastalığının hakim olduğu, hmm. topraklarının verimli olmadığı bir yere silahtan arındırılmış bir şekilde bunlar sürülmüşler. Bir rivayet böyle. İkinci bir rivayet, biliyorsun Osmanlı'nın süre geleneği var. Bu süre geleneği Yavuz Sultan Selim'in halifeliği iktisap ettiği tarihten bile itibar değil. Daha Çelebi Mehmet zamanında başlamış. Evet. Muhteşem bir geleneğimiz bizim. E, Haramen ahalisine her yıl değil mi? Haçtan birkaç ay önce kese kese para değişik çok kıymetli hediyeler değil mi? Tahsisatların falan filan gönderildiği oradaki Mek Mekke ve Medine fukaralarına zekatların gönderildiği ee, ve çok tantanalı bizim kültür tarihimizin en parlak değil mi sayfalarından birini teşkil eden bir süre e, alayı süre geleneğimiz var bu süre alaylarından bir tanesi ki o güzel ya Filistin'den de geçiyor e, bir Türkmen aşireti tarafından Türkmenler yedi kabilenin lideri oluyorlar orada gittikleri zaman yağmalanmış ikinci Mahmut zamanında. Bu bir rivayet yalnız. Anladım. Bununla ilgili farklı bilgiler, rivayetler de var. Şimdi birazdan anlatacağım onu. Ee, bu mercibeni Amir bataklıklarına sürünmelerinin bir sebebi de bu. Hmm. Yağmalıyorlar Sürre Kervanı'nı. Bayağı kan da dökmüşler. Sonra devlet müdahale ediyor Osmanlı. Bunların elebaşlarını İstanbul'a getirtiyor. Subaylarını, elebaşlarını adamlarını ve barajında sallanıp Bunlara da silah, silahtan, pusattan, oktan, yaydan arındırarak hmm. Filistin'in iç bölgeleri de dediğim gibi bataklık bir arazi olan ama son derece büyük e, bir coğrafyadır orası. Mercibeyni Amir hmm. e, havzasına sürülüyorlar bunlar. Şimdi bunlar mercibeni Amir ovasına sürülünce liderleri gitmiş, idam edilmiş. Çünkü Umre Kervanı'nı soymuşlar. Evet. Orada malaria hastalığı var bataklık olduğu için. Hastalıktan bir kısmı kırılıyor. Bir kısmı tarım yapamıyor. Böyle bir perişanlık, perişanlık, perişanlık. Nüfusları bayağı bir azalıyor. Hmm. Bu bir şey zamanında gelen, yanılmıyorsam... Yavuz Sultan Selim'den sonra oraya getirilen bir kabilenin başına gelen şey bu. Orada bir müddet sonra tekrar toparlanıyorlar o bataklık bölgesini ıslah ediyorlar. Oraya çok verimli bir mera ve tarım arazisi haline getiriyorlar bunlar. Daha sonra Osmanlı ile barışıyorlar. Osmanlı bunlarla barışıyor. Bir başka rivayette Aziz bunlar Türkmenistan'dan Türkmenistan ne yiyeceğim? Aslında o zaman Türkmenistan falan yok. Türkistan var. Türkmenistan evet. Sovyetler zamanında e, komünistlerin Türkleri parçalamak için... ...sen Türkmensin, sen Azerisin, sen Özbeksin, sen Kırgızsın falan deyip parçaladığı bir yapının adı. O zaman Türkistan, Ulu Türkistan ikiye ayrılıyor. Şarki Ulu Türkistan, Garbi Ulu Türkistan. Bugünkü işte e, şeydeki Doğu Türkistan gibi Uygur Türklerinin Hı. yaşadığı bölge. Türkistan'dan gelen Türkler... E, değil de Türkiye'den bir şey zamanında e, Yavuz Sultan Selim zamanında gelen yedi tane kabile var. Yedi tane kabile var. Bu yedi kabile gelip e, demin anlattım ya Nablus'e yerleşiyorlar. Orada isyanlara bastırıyorlar. Ondan sonra itaati sağlıyorlar. Bir müddet sonra bunlar kontrolden çıkıyorlar ve sürülüyorlar. Merci Amir Havzası'na geldiklerinde orada Arapların en büyük kabilelerinden biriyle karşılaşıyorlar. Bu Güneyha kabilesi, Güneyha hmm. kabilesiyle komşu oluyorlar sürüldükleri yerde, sonra yakınlaşıyorlar. Güneyha kabilesinin de o zaman başında büyük bir dert var. Sak diye bir Arap kabilesi var. Çok savaşçı ve yağmacı bir kabile bir kavim. Sak kabilesi Filistin'in en doğusundan en batısına kadar nerede ne kadar zayıf Arap köyü varsa, Arap kavmi, Arap kabilesi aşireti varsa bunları yağmalayan, bunları haraca bağlamış, hmm. haraç vermeyenleri öldüren, kafasını estiği zaman baskın yapan bir kabile. Çok savaşçı yani böyle nalet bir kabile, Sak kabilesi. Bu Büneyha kabileleri de bunlardan artık böyle yakasiker hale gelmişler. Bizar olmuşlar kendilerine o bizzat Büneha aşiretinin, kabilesinin reisinin anlattığını aktarıyor. Hmm. Mustafa Ebyat diye bizzat bu. O Büneha kabilesinin günümüzdeki şefi, o kabilenin şeyi, reisi. Ee, diyor ki tam bizar olduk, zayıfladık. Kabili olarak bunlarla da baş edemez bir durumdayken e, Türkler buraya geldiler. Bize komşu oldular. Bizim yanımızda güvenli bir konak buldular. Sonra biz de anladık ki bunlar iyi savaşçılar, hmm. sert adamlar, çetin adamlar. Zaten bizim sakra karşı bir dayanağa, bir desteğe ihtiyacımız vardı. Allahu Teala gönderdi sanki. Sonra birbirimize komşu olduk. Kız alıp verdik, yeminleştik, kaynaştık. Biz <laughs> Biz Türkmen olduk. Onlar Büneyha oldular. Sonra biz kaynaştıktan sonra bize Türkmen Arapları ismini taktılar. Türkmen Arapları diye bir kavim var. Yani oradaki Türk kabileleriyle Arapların evliliklerinden oluşmuş, o aşiretlerin yeminleşmeyle, ticaret yaparak, ortaklık kurarak falan filan birbirleriyle kaynaşması ve bunun birkaç, üç, beş nesil sonra diye büyüyerek büyük bir kütle meydana getirmesi üzerine bunlara verilen isim Türkmen Arapları. Hmm. Fakat her küçük büyük büye izafe edilir ya. Bunların 7 e, kabile olarak geçiyor Filistin'in en büyük yedi kabilesi. Bu yedi kabilenin başında e, efsane Türkmen reis Mutlak aşakiri diye bir zat var. Bu Mutlak Ağa Şakiri o dirayetiyle, cesaretiyle, zekasıyla e, o Büneyha kabileni, kabilesinin, aşiretlerinin de reislerini etkilemiş olacak ki Mustafa Ebyat Büneyha kabilelerinin Arap bunlar, reisi Mutlak a Şakiri'ye veriyor. Mutlak Ağa Şakiri. Yani bu Araplarla Türkmenlerin komşuluğu daha sonra kaynaşmalarına oluşan o büyük aşiretleri ki bunlar yedi kabile, reisi hmm. reislikten çekiliyor hmm. ve şeyini, unvanını vazifesini, görevini bizim Türkmen reisine, Türkmen kocası derler, hmm. ona teslim ediyor. Bu kim? Mutlak Ağa Şakiri. Sonra tarif ediyor, dev gibi bir adam diyor, bıyıkları kulaklarına, onun diyor özellikleri bizim hiçbirimizde olmayan Nisan'ın aciz kaldığı vasıfları vardı diyor. Emirlere mahsus bir hilat giyerdi diyor. Kafasına da hepimizden farklı bir şey. Fakat diyor öyle savaşı öyle dirayettik ki diyor. Bizim bütün kabilelerimizi diyor derledi toparladı. Sonra bu e, Büneyha kabileleriyle Türkmen kabilelerinin birleşmesinden sonra bu Büneyha Türkmen falan adı Türkmen Araplarına dönüşüyor ve bunlar bu Sakr kabilesiyle bu şey, Mutlaka Şakiri liderliğinde o e, Haydut Sakr kabilesiyle tam 7 yıl savaşıyorlar. 7 yıl çok uzun bir süre. 7 yılın sonunda bu Sakr kabilesini hakile yeksan ediyor. Bizim Mutlaka'nın idaresindeki Tütmen Araplarının savaşçıları. Neleri var neleri yok. Evlerini dahi alıyorlar. Hatta enteresan bir anekdot var. Oradaki Arapların e, bunlar badiyede yaşıyorlar. Çoğu zaten şey e, medevi. Daha sonra Osmanlı'nın son zamanlarında yerleşik hayata geçmişler bunlar. Yerleşik hayata geçince işte köylerde ziraatle uğraşıyorlar. Tarımla uğraşıyorlar falan filan. Güzel güzel evler yaptırıyorlar ama. Fakat o göçebeliği de bırakmamışlar. Yaz geldiği zaman yine çöle dönüyorlar. Yine o yaylalarına dönüyorlar. Bu Arapların evleri keçedenmiş. Bunlar da bizim Türklerde kıl çadır var biliyorsun. İlk evet. defa görüyorlar keçe evleri. Hatta bu keçe evlerine bile el koymuşlar. Hatta kadınların elbiselerine varana kadar el koymuşlar e, bu saklı kabilesinin. Sonra da bu evleri nasıl yapacağız, nasıl kullanacağız diye kurultay oluşturmuşlar. Günlerce nasıl kullanabileceklerini tartışmışlar. Sonra onlara bir takım eklemeler falan yaparak hmm. harem diye odalar çıkarmışlar ortaya hmm. harem diye. Böyle bir anekdot da var. Sonra bu Sakr kabilesi gelip artık tamam teslim oldum. Barış istiyoruz ve ben artık sana tabi olarak sana şey vererek, haraç vererek hmm. efendime söyleyeyim ben barış istiyorum diyor. Teslim oluyor. Diyor ki bu Güneyhaka kabilesinin lideri şu an e, bu Ulla el Hatip hanımla görüşen eğer Türkmenler gelmeseydi diyor biz şimdi olmayacaktık Mahvolmuştuk, olmuştuk perişan olmuştuk şimdi bir de böyle bir şey var başka bir, e, bir rivayet daha var o da bu arada bu diğer rivayete geçmeden e, programımızın yani ne kadar sürer bir, bir bir iki dakikada toparlayabilirsen. Ha Toparlamak... Bir iki dakikada toparlayamayız ama... Şunu Son söyleyeyim... şunu söyleyeyim. bu bölümü ara verelim... Şunu söyleyeyim hemen... E, asıl meseleyi getirmek istediğim yer şurası... Bak bugün Hamas var ya... Hamas... Evet. Cihad ediyor ya evet, evet. Hepimiz adına... Hamas'ın ilk kurucuları kim biliyor musun? İşte bu Filistin Türkmenleri... Evet... Kurdukları örgütün adı da Hamas El Vatan... Hmm. Hamas, Hamas'ın açılma, ha, açılması Hareketül Mukavvetül İslamiye İslami direniş hareketi demek. Arapçası. Hmm. Hamas el-Vatan işte Manda döneminde İngilizlerle ve oradaki Yahudi terör örgütleriyle çarpışan orada Türkmenlerin kurmuş olduğu bir örgüt. Bunu Hamas el-Vatan. Tamam. İkinci bölümde şu Manda i̇şte yönetimi bunu bilmezsen, dönemindeki Heniye hareketleri konuşalım. Heniye için taziye bayrağına seni birileri bir Yahudi maşası aparatı seni oraya saldırtırır. Saldırtırır. E, yaptığın şey e, aslında kendi tarihine kendi bir yere tarihine kadar saldırmak olur. Bu da senin cahilliğini, kendi tarihine gösterir. saldırmak. Bu da mankurtlaşmak demek. Kardeşim yani. sizi yönlendiren adamdan, o zaten Türk değil de işte bu adam Türk 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 diyorsan bu adam has be has, Türk Türkiye'ye. Hey, Evet. Bak Filistin'de değil mi? Bugün evet. bile onların torunları nüfusun bugünkü Filistin nüfusun neredeyse üçte biri. Evet. Diyelim ve birinci bölümü bitirelim kıymetli seyirciler. İkinci bölümde buluşmak üzere bizden ayrılmayın. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü tekrar kıymetli Lale Gül TV seyircileri tarih musahabelerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Birinci kısımda Filistin Türkmenlerinden bahsettik ve Filistin'e tarihin muhtelif dönemlerinde çeşitli sebeplerle Türkmenlerin ve Türk aşiretlerin ya da ailelerin nasıl göç ettiklerini gerek harp, gerek ekonomi, gerek sürgün muhtelif sebeplerle bölgede demografik yapı içerisinde Türklerin tarihi vetri içerisinde tabi bunun birkaç yüzyıla yayıldığını ifade etmiş olalım. Nasıl gerçekleştiğini ve bölgedeki kabilelerle birlikte yürüyen hayata nasıl adapte olduklarını ve kabileler arası geçişkenliği anlattık. Bununla ilgili yapılmış mühim bir tezden de bahsetti Fatih hocamız. Ve... Aslında burada çok mühim bir noktaya getirdik meseleyi ama onu herhalde bu hafta anlatamayacağız değil mi Fatih abi? Bir dahaki evet. hafta anlatacağız. Bu İngiliz'in işte Birinci An Harbi sonrası 48'e kadar devam eden o 18 ile 48 arası e, manda yönetiminde asıl zurnanın amiyane ifadeyle söyleyeyim kıymetli seyirciler zırt dediği yer burası bu e, Türkmen e, aşiretlerin, e, ailelerin Türk ailelerin İngiliz manda yönetimine karşı başlattıkları bir hareket var. Bu hareket çok mühim. Bunun tabii birçok teferruatı var ama inşallah onu bir dahaki hafta konuşacağız. Bu da bir dahaki hafta yine inşallah bizi takip etmeniz için sizin adınıza mühim bir sebeptir. Şimdi biraz gündemden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu gündemdeki hadiselerin bir takım etkili ve yetkili şahıs ya da siyasilerin yaptığı hareketler veya söylediği sözler, beyanlar veya verdiği röportajlar bir tarafıyla hep tarihe bağlı yakın tarih olsun ya da daha eski efendim yüzyıllar olsun oralara atıf yapıyorlar çoğunlukla. Ya da söylediği sözlerin kökleri oralara kadar gidiyor. Bunları anlamlandırmak haliyle tarihten bahsetmeyi icap ettiriyor. Bunları doğru anlamlandırdığımız zaman muhtemel olarak önümüzde karşılaşacağımız ya da karşılaşmakta olduğumuz hadisatı daha doğru anlamlandırmamızı sağlıyor. Bunlardan birisi ne? Bunu rahmetli Üstad Kadir Mısıroğlu çok söyledi ama şimdi bu söyleyeceğimiz sözü yapılan beyanı ve açıklamayı bugün Rusya'nın başındaki en tepesindeki en selahiyetli resmi bir ağzın yapmış olması çok manidar, çok önemli. Kim o? Putin. Putin ne dedi? Ee, Sosyalist Sovyetler Birliği'ni kuran kadronun tamamı ya da tamamına yakını Yahudi'ydi dedi değil mi? Yahudi'ydi dedi. Hatta e, zannediyorum Stalin'le ilgili bazıları Hristiyandır der ama e, zannediyorum Gürcistan bölgesinden ben bir araştırmada okumuştum çok seneler evvel. O bölgede Hristiyan gibi görünen ancak aslen Yahudi. Ee, ve baskılar sebebiyle Hristiyan gibi görünen bir ailenin ferdi olduğunu, dolayısıyla onun da Yahudi olduğuna dair ciddi iddialar Karıs, var. Karısının Yahudi olduğunu biliyoruz. Stalin'in Stalin, Yani bu da onun yine Yahudi ya da Siyonist anlayıştan müteessir olduğunu gösterir. Ki zaten Ukrayna'da Yahudilere bir devlet kurmak fikri olduğunu ve Rusya sınırları içerisindeki Yahudileri büyük ölçüde Ukrayna'ya, gönderdiğini doldurduğunu Tabii. sonra aralarında çıkan bir anlaşmazlık sebebiyle orada Tabii. da muhtelif rivayetler Tabii. var ama bundan vazgeçtiğini filan biliyoruz bunlar çok artık bilinen şeyler sen bu açıklamaya dair ne söyleyeceksin bu çok mühim bir açıklama ee, yani wikipedia'da üstad için kadir mısıroğlu için İngilizce kısmında komplo teorisyeni diye yazmışlar ee, yani tabii komple teorisyenin meselesini geçtiğimiz programlarda seninle farklı şey cihetlerden değerlendirdik. Komplo teorisyen, komplo teorisyenin suçlaması siyonistlerin bir komplosu aslında. Komplosu aslında. Böyle diyerek yani Hakikati, hakikati evet. gerçekleri gözlerden kaçırmak, değersizleştirmek, değersizleştirmek için. Değersizleştirmek bir kavram bu. İşte Üstad bunu senelerce söyledi. Komplo teorisyeninden de adına ama bugün çıktı söylediği, iddia ettiği devletin en tepesindeki adam söylüyor bunu bugün. E tabi. O çok önemli tabi. Fakat hemen şunu ifade edeyim. Ee, hani Filistin Türkmenlerinden konuştuk da anlatacaklarımız vardı. Ama tabi bir e, yarım saate sığmayacağı için e, önümüzdeki hafta inşallah konuşalım dedin. Evet. E, i̇sabet de kaydettin bence. Çünkü asıl önemli kısma e, bu Türkmen Arapların, İngiliz mandası yani Osmanlı tarihten çekildikten sonra Filistin'de verdikleri mücadele, direniş. Bu çok tafsilatlı bir bahis. Çok da gerçekten derinlemesine çok enteresan var mevzular var burada. Çok burada. Yani orada bu, şunu demek istiyorum. Ee, Hamas Elvatan örgütünü kurup orada hem İngilize karşı, iki tane büyük düşmana karşı hem de Siyonist Yahudi terör örgütlerine karşı yani İsrail'in kuruluşunda önemli yer edinmiş olan Haganah gibi, İrgun gibi örgütlere karşı mücadele etmiş. Bütün Avrupa devletleri orada Yahudi'nin arkasında olduğu halde büyük muvaffakiyetlere imza atmış bir yapı bu. Bak bütün Arap ülkeleri maalesef teslim oldu mu oldu. Ürdün oldu mu oldu. Tabii. Ürdün zaten Filistin'den sürülecek değil mi? Tabii. E, Filistinler için bir depo alan, bir evet, sürgün tabii. bir sürgün havzası evet, olduğu tabii. için zaten İngilizler tarafından kurduruldu. Umman desen İngiltere'nin o bölgedeki üssü resmen üssü evet, yani efendime söyleyeyim. İşte Arabistan'ın durumu belli. Irak başına gelenler belli tamamen hatta İngiliz pasaportuna sahip. Değil mi? Anglo-Saxon pasaportuna sahip. Başbakanlar tarafından falan filan yönetildi. Ee, Irak çökertildi. Suriye hakeza. Bir bakıyorsun bütün Arap coğrafyasındaki liderler teslim olmuşlar. Fakat bir yerde bu coğrafyanın küçücük bir parçasında muazzam bir direniş hareketi var kardeş. Büyük bir mücadele, büyük bir cihat var ve bu cihadın temelleri hemen bu geçtiğimiz 2023'ün Ekim'inde atılmış falan başlamış değil. Buradaki bu mücadele Osmanlı'nın tarihten çekildiği an, orada Filistin Mandası'nın İngilizler tarafından mandanın kurulduğu andan itibaren devam eden büyük bir mücadele. Çünkü ne Türklerin savaşçılığı, teşkilatçılığı, dirençleri stratejik dehaları oradaki Arap kabileleriyle birleşmeleriyle ortaya çıkan sinerjinin hikayesini aslında anlatmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. İnşallah. Ya bak orada teslim olmadı. Hem de bütün dünyaya karşı. Hani yedi düvel diye bir şey vardır ya. Bak bütün dünyaya karşı bir mücadele veriliyor orada. Ya bunun temelinde hani Türkçülük anlamda söylemiyorum. O evet. Türkçülüğü falan bayrak yapmış tiplere ee, şey olsun diye nasıl söyleyeyim? Onların bir cevap olsun diye söylüyorum. Türk bölgedeki karşısında. direnişi, bugün Türk. karşı çıktıkları Hamas direnişinin bile Filistin direnişinin bile temelinde manda yönetimi dönemindeki bölgedeki Türklerin başlattığı bir hareket olduğunu bilmedikleri aslında cehaletleri. Eğer gerçekten Türkçüysen eee Bununla e iftihar etmen mesela iktihar etmen lazım bir de Tabii. abi sosyal veraset diye bir şey var. Tabi. Tabii. Yani biz ırkçılık yapmıyoruz, yapmayız. İslam'da da yasaktır. Ancak sosyal bir veraset, bir evvelki programda da bahsettik. Her milletin bazı e, hususiyetleri, özellikleri vardır. İşte Araplarda edebiyat olduğu gibi diyelim, Türklerde de siyasi teşkilatlanma ve savaşçılık ve devletçilik gibi birtakım hususiyetler var. Bu sosyal veraset dediğimiz babadan oğula kalan maddi miras gibi bu karakteristik yapı, bu düşünce yapısı, bu tavrın musiki ve tarzı siyaset ister istemez büyüklerden görerek sonraki nesillere aktarılan bir duruş. Bu duruş ister istemez bir bu sosyal verasete sahip kişi dünyadaki muhtelif coğrafyalardan nereye gidersek gitsin orada karşılaştığı adaletsizlik ve zulümlere karşı Devraldı bu sosyal verasetin kendisindeki oluşturduğu karakterin bir tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Haliyle Filistin coğrafyasına gitmiş olan Türkler sosyal veraset olarak aldıkları bu direnişçi ruhu orada gördükleri baskı ve zulme karşı ortaya koydular. O yüzden bugün Türkiye'de bu sınırlar içerisinde Türkçülük yaptığını iddia edenlerin bunu bilmiyor olmaları kendi hanelerine çok ciddi bir eksi puan olmakla beraber bunu bilip görüp öğrendikten sonra da bölgedeki harekete aslında samimi Türkçülerse yani din diyanet umurlarında ya. değilse bile en azından buradan hareketle sahip çıkmaları Yok. Iktiza eder. bu bu organizasyonlar kasteklerin sami olmadığını zaten birinci bölümde konuştuk birinci bölümde, birinci bölümde, fakat bunların bunların ana tuzağına düşen saf cahil henüz gençlik enerjisiyle heyecanıyla hareket eden efendime söyleyeyim heyecanlarıyla oynanan gençler bu tuzağa düşüyor biz Burada onlara onlara hitap ederek bu e, mevzudaki bir takım gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz kardeş sen e, Filistin bak bir tanesi e, çok enteresan bir şey Aziz kanım dondu bu bahsetmiş olduğum Türkiye'deki bu yapının bir tane elemana geçenlerde sosyal medyada bir tweet atmış e, tararken takıldı X'teki şey de şu. Ne derler ona? Ee, hani yazarların şeyi olur ya takma şeyleri. Nik mi? Nik. Mas, mahlas gibi. Mahlası değil. mahlası söyleyeyim. Tengri ala haşa. Bak. Bir de Tengricilik diye bir hmm. şeyimiz var ya. Ne diyor biliyor musun? Filistinli kardeşlerimizin kanı da pek tatlı diyor sırıtarak. Evet. Ve şimdi buradan gösteremiyorum. Poz verdiği mekandaki arka e, plan resimleri. Hani hep söyledik ya Kemalis profiller diye. Evet, evet, evet. Öyle bir şey var, manzara var. Bir başka paylaştığı resimde İsrail Bayrağ ile poz vermiş. Bir başka karede de o bahsetmiş olduğum ırkçı partinin lideriyle bir fotoğrafı var. Bunu paylaşmış. Yani e, bunun tabii kandırılmış olduğunu düşünmüyorum. Bu işte o gençlerin avlamak üzere eğitilmiş tiplerden bir tanesi. Ama neden? Böyle çok tip ürediler bunlar son zamanlarda. Sesleri de çok çıkmaya başladı. Yani e, Filistin'de yaklaşık Haçlı Seferleri ne zaman? 1090'da mı başlamıştı? Evet, o tarihten 80 -80. bir itibar yok. Türkler var. Filistin Yahudinin eline geçene kadar da bunlar oradaydılar. Filistin nüfusunun, Filistin'i dediğimiz nüfusun neredeyse üçte birini bunlar oluşturuyor. Evet Arapların içerisinde kaynaştılar. O kültürü benimsediler. Ama kan o kan. Anlatabildim mi? Evet. Çünkü bu araştırmada da e, araştırmacı Ulya El Hatip diyor ki hemen fark ediyorsunuz diyor. Yani bedevi hayatı yaşıyor ama hemen fark ediyorsunuz. Ne ile fark ediyorsunuz diyor. Atlara düşkünlükleriyle asil, asil hmm. soylu at yetiştirme ve bahçelerinde karpuz tarımı yapıyorlar diyor. Bütün adetleri, örfleri hatta lehçeleri bile yani Arapça lehçeleri hmm. bile zaten diyor ben Türk benim diye bağırıyor. Hmm. Tabiatıyla yaklaşık bin yıl orada Türkler vardı ve Osmanlı İnditatı'ndan sonra o coğrafyada İngiliz'e ve Yahudi'ye karşı direnişi başlatanlar da bunlardı. İlk Filistin'in kuzey bölgesinde direniş hareketi orada başladı. Kuzey bölgesinde. Bunlar da zaten o bölgelere yayılmış olarak yaşayan. Yani e, ee, de Gazze arasındaki bütün o alanlarda bunlar hakim. İlk direnişin fitiline bunlar ateşliyorlar. O meşaleyi bunlar yakıyorlar. Arapları da, Arap kabileleri de çağırıyorlar. Oradaki diğer unsurları da. Ve muazzam bir direniş hareketi var. 36-39 arasında bir de 47-48 arasında. Dolayısıyla bunun efsane bir hikayesi var, macerası var. Hemen böyle yarım 30 -30 saate sürecek bir şey değil. İnşallah bir dahaki hafta İnşallah. fırsat bulursak konuşalım ama İnşallah. şu e, içinde bulunduğumuz durumun vehametine bak. Yani burada e, Müslüman Türk çocuklarına tuzağa düşüren Gayre Türk unsurların, Türk olmayanların kan bağı olarak diyorum. An yani Türkçülüğü çok önemsiyorlar ya, Eyvallah. tamam mı? Ee, bu tezgahına sapır sapır bizim gençlerimiz takılırken, bunların açlıkları çukurlara düşerken, bu memlekette Filistin gibi dünyanın artık en önemli patlama noktasındaki çok yakın bir geçmişinde bile Türklerin Türk milletinin nasıl bir rol oynadığı, oradaki varlıkları ile ilgili en ufak bir şey bilinmiyor. Şimdi bunlar bilinse o bayrak yeriye indi diye tutup o bayrak direklerine hücum edip onları göndere çekmeye çalışan olmaz. Dolayısıyla sadece Filistin'de değil, Yemen'de, Mısır'da, Suriye'de, efendime söyleyeyim Irak'ta, Cezayir'de, Cezayir'de, Tunus'ta hatta ve hatta Libya'nın Libya'da Libya'da Libya'nın Libya iç bölgelerinde yaşayan Tuarekliler değil mi orada? bile Tuarekler bile zencileşmişler. Hatta Türk olduklarını ispat için kollarını gösteriyorlar Aziz. Bakın kollarımız kıllı. Hı. Hmm. Siyahiler kıllı olmaz diyorlar. Bak biz kıllıyız. Hmm. Biz biz Türklerin çocuklarıyız. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız diyorlar. Türkiye'de heyet halinde ziyaret ettiler bunlar o şeylerin falan ...evlerinin arkasında o Osmanlı şeyi var, arması var. Hmm. Hani 19. yüzyılda öğretilmiş Osmanlı arması var. İşte bunları öğretmezsiniz, bunları öğretmezseniz işte yeni nesil, bu nesil Suriye'deki ırk Libya'daki ırk Yemen'deki ırk taşına, işte Cezayir'deki düşman gözüyle Bahti bakar. abi öyle bir şey söyledin ki bunu şimdi Maşa dış güçlerin maşası olan sınır içerisindeki peçeli kimlikler... senin dediğin gibi bunu öğretirlerse... oradakine Cezayirli, oradakine Arap... oradakine Tunus, oradakine Zenci diye... hasım gözle bakmayıp... onlara muhabbet gözüyle bakarsa... bu milletin çocukları... o zaman çok büyük bir coğrafyada... histe ve fikirde... bir olan bir milletin... batının sömürgesi olma ihtimali... son derece oran olarak düşer. E, tabii. Değil mi? <laughs> tabii. Bak... Ee... Haklı tuzak... olarak adamlar bunu yapacak kendi atılarına yani, tabii, e, tabii, ama tabii, tabii, tabii biz tabii. biz onlara maşa olmaya onların istediği gibi davranmaya onlara alet olmaya onların istediği sonuçları verecek şekilde kendi milletine kendi vatanına kendi Dindaş din kardeşine Efendim ihanet edercesine bunlara alet olmaya şey miyiz yani bu 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 yapıda bu kafada mıydı? Ama bunu, bunu yapı... fark edip idrak edemeyecek. Ama bunu yapacak mıyız? olan ya bu feraset, bu basiretten tamam. mahrum muyuz? Tamam. Tamam da yani e, hırsız hırsızını yapacak da ev ha. sahibinin de bir takım vazifeleri var. 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 Yani buradan ailelere ha. seslenmek lazım. Yani vazifeleri var e, ya da onun neyi okuduğu, neye baktığı, neyi izlediği ya da sizin ona kitap e, hani, alırken tabii. neye aldığınızı tabii. bilmeniz, tabii. ya da hangi programları izlediğini bilmeniz lazım. Tabii. Yoksa mevcut dünya düzeni evladını, ciğer paresini kendisine düşman eden bir sisteme kavuşmuş. E, tabii. Çocuğunuzu mankurtlaştırıp size, sizin hissiyatınıza kıymetli seyirciler sizin dünya görüşünüze, sizin inancınıza, sizin tarih görüşünüze sizin ecdat tasavvurunuza sizin dünya tasavvurunuza, sizin millet ve vatan tasavvurunuza tamamen zıt mankurtlaşmış bir efendim öyle. fert durumuna getiriyor siz ona yine evladınız gözüyle bakıyorsunuz belki ama Tabii. o yeri geldiği Tabii. zaman size her türlü tahkiri Tabii. yapacak sizin fikir ve evet. görüşlerinizi asla beğenmeyen Tabii. sizi tahkir eden sizi cahil ham kaba softa yobaz gören bir fert haline geliyor sizin gibi düşünmüyor ama sizin kanınızdan kan canınızdan can ciğer pareniz üzerinde titreyerek bir saçının telini bile tehdit ve tehlikelerden muhafaza ederek büyütüp belli yaşa getirdiğiniz evet. o çocuklar yumurtadan çıkmış gibi kabuğunu beğenmiyor. Tabii. Seni ve seninle beraber bütün medeniyet tarzı telakkini reddediyor. Biz bunlara mankurtlaşmış zihniyetler diyoruz. Bunlar tevekkeli durup dururken olduğu yerde hüday nabit kendiliğinden mankurtlaşmıyor. Tabii. Bunlar bir eğitime ma maruz kalıyor. Şimdi sosyal medya dediğimiz husus aslında... Anadan babadan ve öğretmenden, hocadan çok daha fazla onunla meşgul olan ferdi, kişiyi eğiten bir eğitmen durumunda. Öyle değil mi? E demek ki oradaki bir takım şeylerin önüne geçemiyor olabiliriz. E, bir takım hususlardan zehirlenebilirler çocuklar. Her zaman başlarında değiliz. Ama onlarla sohbet ederek, onlarla konuşarak e, belki gündeme dair hususlar evde açıldığında. Onların fikirlerini kulak kabartmayarak dinlemeyerek önemsememek değil de onların dediğine de bakarak ne düşündüğünü anlamak ve yanlış bir durum varsa onu tasih edecek, düzeltecek, doğru düşünceyi, doğru fikri, doğru mantık ve muhakemeyi, doğru kıymet hükümlerini ona saçını okşayarak, sırtını sıvazlayarak, sarılarak doğru zamanda doğru şekilde öğretmek üzere tasih etmek. Şuna mecburuz ebeveynler olarak kıymetli seyirciler. Dışarıdaki dünya bizim evladımızı zihden, fikren ve histen bizden alıyor, alacak şeyler öğretiyor, bozuyor, dejenere ediyor. Onu tasih etme ve düzeltme işi bizde abi, bizde. Evet tabii. Bunun başka <laughs> bir yolu yok. Ve bunu yapmanın şöyle bir yolu da yok. Kendi kendine, yolla hocaya düzelsin. Ya da bir şey tavsiye et, olmuş kitabı oku düzelsin. Şunu seyret düzelsin. E, yapmıyor, okumuyor. Okusa da zorla olmuyor. Bizim bir İngilizce hocası vardı. İngilizce öğrenme hususunda e, zorlanıyordu tabii talebeler. O da ısrarla her gün en az iki saatinizi ayırmanız lazım diyordu. Bunu da şu misalle söylüyordu. Arkadaşlar Matrix bir film diyordu. Orada bir sahne var işte. Adamın ensesinden bir boruyu takıyorlar. Diyor ki buna helikopter kullanma yüklediyor. Adam helikopter kullanmayı yüklüyor. Dövüş sanatlarını yüklediyor. O borudan enseye taktığı borudan onu yüklüyor. Ee, bir de e, peygamberlik var. Peygamberlik müessesesi de biliyorsun bilmediğini Mevla bildiriyor peygambere. Buna atıfla Mecazen derdi ki arkadaşlar peygamberlik 1400 sene önce bittiğine göre. Yani bilmediğimiz şeyi bize vahiyle gönderecek bir peygamberlik müessesesinde değiliz. Biz peygamber de değiliz. O 1400 sene önce bittiğine göre. Matrix'te film olduğuna göre Gerçekte öyle enseye bağla hortumu, boruyu, kabloyu da bir şeyler öğren. Bu da mümkün olmadığına göre. Nasıl öğreneceğiz arkadaşlar? Çalışacağız. Okuyacağız. Bunun başka yolu yok. Bunun kısa yolu yok. Şimdi kıymetli seyirciler bunun kısa yolu yok. Bunun kolay bir yolu yok. Çünkü karşı taraf bizim çocuklarımızı, neslimizi, ecda, yani nesebimizi bize düşman etmek, tarihe, bize, dinimize, kültürel birikimimize, medeniyet tarzı telakkimize düşman etmek için durmuyor ki yerine. Çalışıyor. Yüzlerce milyon dolarlık filmler, prodüksiyonlar yapılıyorlar. Yüzlerce, binlerce insan bu işe kafa yoruyor. Adamlar çok, çok büyük bir, filmler. Evet, çok filmler. büyük bir sanayi endüstri <laughs> haline gelmiş. Ne yapalım? Ferdan Ferda çocuklarımızla ilgilenmek ve düşüncelerini tahsih etmek. Ben şu an yakın akrabamdan başlayarak uzağa doğru. Eminim sende de kıymetli seyircilerimizde de çok yaşamışlardır. Kendi ailesinden başlayarak, yakın ailesinden başlayarak ebeveynler ve çocuklar arasındaki eee yani tarzı tefekkür diyeyim ya da içinde bulunduğumuz meselelere dair düşüncelerde uçurum denecek de, denecek kadar fikri ayrılıkların olduğunu gördüm. Görüyoruz. Ve bundan müşteki olan insanlar gördüm. Ebeveyn çok farklı bir noktada. Evlat çok farklı bir noktada. Ne olacak? Neden? Ee, yani mevzi mevzi açar fakat bu da tabii evet. mühim bir Aha, bu mühim. mühim bir e ya bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi bu. Çünkü e, neden avlanıyorlar? Değil mi? Çocuklarımız, evet. gençlerimiz, kardeşlerimiz neden bu kadar kolay avlanıyorlar? Şimdi Cezayirli mütefekkir Malik Bin Nebi'nin çok beğendiğim bir tespiti var. Evet, sömürgeciler kötüydü. Ama sömürülmeye müsait oluşumuz ondan daha kötüdür diyor. ya. ya. Evet. Kandırıcılar kötüdür. Ama bizim kandırılmaya müsait oluşumuz daha kötü bir durum. Bir, ikinci husus bu çok bugün bir söz ebeveynlerin kahir ekseriyeti çocukların bedenini beslemeyi ebeveynlik zannediyor. Ya. Ruhunu boş bırakıyor. Sen bedenini özenle beslediğin, ruhunu besleyemediğin evladını çok kolay bir şekilde kaybedersin. Kesinlikle. Tamam Böyle apron'da bekleyen, tamam mı? Akbabalar var çocukları kapmak için, devşirmek için. Dolayısıyla bedene yatırım sürekli bedene yatırım aman iyi gelişsin şöyle eyvallah tamam ama ruhu bomboş. Bunun da çok farklı sebepleri var. Çünkü <laughs> o evladı yetiştirecek annenin babanın da zaten ruhu bomboş bir şekilde yetiştirilmiş anne babada. böyle müteselsil bir problem var, sıkıntı var. Ya yani bir devletin birinci öncelikli görevi aileyi tekrar bizim 1000 bin, 1500 bin yıllık tecrübemizin odağındaki değerlere bir o değerlerin temelini oturtmaktır. Tamam mı? Eğer bunu yapamazsak aile yoksa toplum olmaz, cemiyet olmaz. Cemiyet yoksa millet olmamız bunu kaybederiz. Millet de yoksa zaten devlet olmaz. Bunlar birbirine bağlı şeylerdir. Geçenlerde bir hadis-i şerif gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Evlat terbiyesi arkadaş seçiminden ibarettir evlat terbiyesi arkadaş seçiminden ibarettir evlat terbiyesi arkadaş seçiminden ibarettir 3 defa tekrar ediyor Mübarek. dolayısıyla çocukların eğer sen onun ruhunu doldurabilecek bir kapasiteye şeye sahip değilsen öyle bir kuanda değilsen anne ya da baba olarak evladının salihlerle beraber iyi insanlarla beraber olmasını bari temin et eğer bunu yapamazsan yandı gülüm keten elba. Onun içinde bulunduğu çevre, o arkadaş grubu, takıldığı yerler, nasıl yerler, kimler? Bunlar ne tip insanlar? Bari bunu kontrol et uzaktan, çaktırmadan, farkında olmadan. En kolay yoldur, en etkili de yoldur. Eğer evladın arkadaş çevresini oluşturup organize edebiliyorsan ona çaktırmadan, salih bir topluluk içerisinde gençliğini, çocukluğunu geçirmesini eğer temin edebilmişsen korkma. Anlatabildim mi? Dolayısıyla öyle ya biz mesela bizim zamanımızda okullarda bugün yine belli bir yere geldi. Aman ya Rabbi. Tamam mı? Ne anti-İslamist propaganda ders kitaplarında değil mi? Tabii. Yani Osmanlı'ya karşı, bizim tarihimize karşı, ya unutmuyorum ya çok benim çocukluğum Trakya'da geçti. Çok haşa e, siyahi köpeklere bile kaka falan e, deniliyordu yani. Sonradan öğrendim ki kaka radıyallahu anh büyük bir sahabi yani. Yahudilerin en nefret ettiği sahabi. Bak Yahudi nasıl intikamını alıyor görüyor musun? Ya, tövbe. Yani biz bu ama okulda aldığımız zehri evde panzehirimiz hazırdı. Annelerimiz hemen Evet. Onun pan zehrini verirler ve o kirlenmiş kavumumuzu temizlerlerdi. Şimdi öyle annelere çok ihtiyacımız var. Diyelim senin e, demin e bir şey söyledin. çok önemli. Vardı. SSCB'nin kurucularının aha, aha, evet. Yahudi bakın Dün, şimdi bu çok önemli neden önemli biz biliyorsun burada 2-3 e, hafta dünyadaki büyük ihtilallerin fikir hareketlerinin, büyük anarşi hareketlerinin, savaşların değil mi? Arkasında Yahudilerin olduğuyla alakalı Fransız İhtilali'nden, İkinci Dünya Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan değil mi? Yahudilerin rolünü konuşmuştuk. Bunu da e, İngiltere'nin Yahudi Başbakanı Benjamin Disraeli'nin Tespitlerinden hareketle yapmıştık bu programı. İzleyenlerimizi hatırlayacaklardır. Ne demişti, ne diyordu Benjamin İzrail'i? Dünyadaki bütün fikir hareketlerinin, anarşi hareketlerinin, ihtilallerin, ideolojilerin, büyük savaşların arkasında Yahudi var. Kendisi de bir Yahudi olarak söylüyor bunu. Evet. Ama bunu böyle bir övünme e, tabii. tavrıyla söylüyor. Tabii, tabii. Atabildim mi? Onun övünme tavrıyla söylediği bir şey bizim dikkat etmemiz gereken bir şey. Biz de bunu deşelemiştik. Hatta 3-4 program bu konuyu konuşmuştuk. Şimdi demiştik ki yani Yahudilerin kurduğu devletler var 20. yüzyılda falan filan demiştik. Şimdi geçenlerde Putin Rusya'daki önemli inanışların, inançların temsilcilerini toplamış ve onlara bir toplantı yapıyor. Konuşmasında Orada <laughs> Yahudiler de var, Katoli de var, Ortodoks'u da var, Protestan'ı da var, Müslümanlar da var. Diyor ki, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kuran komünist hareketin ve onların kurduğu ilk Bolşevik hükümetin yüzde 85'i Yahudi'ydi. Bak aynen böyle. Yüzde %80 80-85'i Yahudi'ydi. O Bolşevik devrimini yapan kadro sonra ilk kurulan Sovyetler Hükümeti, Komünist Parti, efendime söyleyeyim <laughs> neydi onun enteresan politbürosu. Yani devleti yöneten Komünist Parti Sekreteryası. %80-85'i Yahudiydi. Ve yanlış ideolojik düşüncelerle bu Yahudiler Musevili Hristiyanlık, İslam ve diğer dinlerin takipçilerini tutuklamakta ve baskı altında tutmaktalardı. Yani pek de iddia ettikleri gibi, hani kardeşlik, hmm. eşitlik falan iddiaları onu kastediyor. Herhangi bir olumlu değişikliğe yol açmamışlardı. Tanrı'ya şükür ki bu yanlış ideoloji ve düşünce biçimleri artık tamamen çökmüştür. Putin'in itirafı mı diyelim, açıklaması mı diyelim? Ama diyor ki, Sovyet devrimini yapan ekibin yüzde %80 80-85'i, Yahudiydi. Sonra biraz daha değiştim. Bir kayıt buldum. Yani teyit için. E, ...Erol Gerardin diye İzmir doğumlu, 36 yılında İzmir'de doğmuş, sonra İsrail'e göçmüş, Tel Aviv'de yaşayan ünlü bir Yahudi yazar bu. Hmm. Bu daha önce muhtelif televizyon kanallarında Türkiye'ye geldikçe bunlar program yapmışlar yazar olduğu için. Evet. Bu ilgili de bir kitabı var. Hı -hı. Daha başka kitapları da var. Bunun ee, şimdi artık yok Sine 5 kanalında yapmış olduğu bir programın kaydı. <laughs> Diyor ki <laughs> aynen onun sözleri iddiası iddiası. Jön Türklerin çoğu sabotajcıydı. Ben bunu geçmişte bütün katılmış olduğum televizyon kanallarında söylemiştim. Bir daha söyleyeceğim. 20. yüzyılda biz Yahudiler 3 devlet kurduk. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, İsrail ve ne diyor? Ha bak bunu unutmuşum. Bunu unuttum. Üçüncüsünü unuttum. Neyse aklıma gelince söylerim. Bu üç memleket Eyvallah. biz Yahudiler tarafından kuruldu. Jön Türklerin ele başları tamamen sabotajcıydı. Önemli liderleri sabotajcıydı. <laughs> bu, bu memleket içerisinde tabii bu memlekette memleket bunlar tarafından evet. kuruldu diyor. Unuttum ama inşallah aklıma gelir. Aklıma Eyvallah. geldiği zaman bir Eyvallah. münasebetten düşürüp e, söylerim. Bir başka e, araştırırken bu mevzuyla ilgili Rochelt, ünlü Rochelt Hanedanı var ya, Yahudi, evet. Londra'da e, evet. yaşıyorlar bunlar. Rothschild ve Vladimir Lenin ilişkisiyle alakalı. Vladimir Lenin. Hmm. Diyor ki araştırmada, Lenin Rusya monarşisini devirmek adına karargah olacak... Merkezileşme Enstitüsü'nü kurmak için Rothschild tarafından işe alındı. Bak o devrin bir haberi bu. Rothschild tarafından birçok isimle anılan Vladimir Plan'ı Vladimir Plan'ı Bolşevik devrimine kadar kusursuz çalıştı. Velin'in Rothschild tarafından kendisine Kurdurulan bu karargahı Rusya monarşisini yıkmak için ve orada bir Bolşevik devrimi yani bir komünist ihtilali tezgahlamak için bir karargah olarak burayı kullandı. Ve bunun sponsoru da Rothschild'ti. Bir başka şey daha var. Meşhur 1918-19 Alman devrimi. Almanlar buna ee, Kasım devrimi de diyorlar. Bu Alman devriminde de çok önemlidir. Almanya tarihinde bu. Yine Siyonist Yahudileri görüyoruz. Bu Ekim devriminin 10 liderinden dokuzu Yahudi. Birinci Dünya Harbi'nden sonra Almanya bizim ortağımızdı. Mağlup olunca Aziz Almanya'da büyük bir gerginlik oluştu. Galip devletlerin yani İngiltere, Fransa gibi Almanya ile imzalamış oldukları ateşkes antlaşması Almanlar için çok ağır mühideleri şey yapıyordu muhteviydi çok ağır. Dolayısıyla Almanya'nın yani Wilhelm Almanyası'nın yani monarşik Almanya'nın birinci dünya harbinde yenilmesi yenilmesinin halk üzerindeki menfi tesirleri patlama noktasına gelince Alman Diyan'ın önde gelen Yahudileri ve meşhur Fredrik Ebert ki adına bugün vakıf var. Bir ara Türkiye'de de o vakfın şubesi vardı. Fredrik Ebert ee, suhuletle Alman hanedanını yani Wilhelm ailesini falan da işte Rusya'daki gibi kurşuna falan dizmeden ikna etmek suretiyle onu tahtını bırakmaya mecbur ettiler. İkinci Wilhelm tahttan feragat edip Hollanda'ya sürgüne gitti. Dokuz günlük bir süreçte Almanya'nın demokratik parlamenter bir cumhuriyete geçişi temin edildi. Cumhuriyet'in ilanı da e, meşhur e, şuraya not aldım ismini bak e, Reichstag'da Almanya'nın işte Raştak Meclisi oluyor. Onun balkonunda Cumhuriyet'in kurulduğunu halka duyuran da Flip Şideman diye bir Yahudi. Hmm. Meşhur Alman monarşisinin tarihe gömülmesiyle birlikte meşhur Weimar Cumhuriyeti kuruldu Almanya'da. Bu 9 günlük bir hadise. Birinci <laughs> Dünya Harbi'nden sonra 1918'de. Fakat burada iş bitmedi. Yahudilerin içinde, Alman Yahudilerin içinde biliyorsun Yahudilerin en güçlü e, öbeklendikleri ülkelerden bir tanesi Almanya. Ta 1945'teki Holocaust'a kadar. Evet. Bu parlamenter cumhuriyetçiler içinde de önde gelenler Yahudi. Fakat bir de bir karşıt grup oluştu. Almanya Cumhuriyeti'nin idolesinin ne olacağıyla alakalı işte bu Sovyetlerin yani Rusya'da komünist devrim yapan komünist kadroların onların içindeki adamları komünistler de <laughs> Almanya'ya komünist sistemin gelmesi iddiasıyla ortaya çıktılar. Hmm. Yaklaşık 9 ay 10 gün süren Almanya'da bu e, parlamenter cumhuriyetçi ekiple Weimar Cumhuriyeti adamlarıyla Almanya'ya komünist sistemin gelmesini isteyen, önderleri de yine komünist olan ekip arasında 9 ay 10 gün bir iç savaş patlak verdi. Bu iç savaş neticesinde bu Almanya'nın sisteminin ideolojisinin, rejiminin komünist olmasını isteyen ekip mağlup oldu. Fakat işin garip tarafı, birbiriyle çarpışan ekibin elebaşları sağda da Yahudiler solda da Yahudiler. Almanya'nın şimdi oyunu anlıyor, kuranlar, anlıyor musun? Şimdi, Siyonistler yani. anlıyor musun? Almanya'nın nasıl bir boyunduruk altında olduğunu. Değil mi? Amerika'nın, İsrail'in oradaki soykırımına kırımına e, lojistik üssü hatta kasası olarak değil mi? Hatta silah deposu olarak kullandığı bir ülke halinde şu Almanya. Yani orada özgürlük, demokratik bir takım haklar, fikir özgürlüğü falan filan, bu İsrail'in soykırımı söz konusu Yok. olduğunda falan Yok. ciddi bir suç haline gelmiş. Tabii. Hemen adamı götürüyorlar yani. Tabii. Yani bu görevinden, vazifenden ediliyorsun bugün ya. Bugün de mi? Şunun için ee, buraya e, izleyicilerimizin de huzuruna taşımış olduk. Hakikaten 3-4 program konuştuğumuz Benjamin İsrail'inin o sözleri gerçekten haklı sözler. Yani bunu en son nihayetinde Putin'in de yapmış olduğu bir toplantı e, bu şekilde açıklamış olması hakikaten çok enteresan. Bu işin şeyi oldu adeta yani mührü oldu. Ya biz biliyorduk zaten bunu anlattık konuştuk. Bak evet. Lenin'in Rochit tarafından nasıl aynen haber o satın alındı diyor ve ona bir karargah kuruyor bir merkez kuruyor. Sonra onların nasıl. Ee, ilk Peter başlayan çağlık rejimine karşı başlayan isyana, sonradan Rusya'ya götürülüp, onun tepesine çöküp, nasıl, nasıl komünizme, bolşevizme yönlendirildiğinin evet. hikayesini inşallah başka bir programda e, konuşuruz. Bir şey daha var burada. Şunu e, konuşmuştuk seninle. Siyonist Yahudilerin darbelerinin, ihtilallerinin, fikri hareketlerinin ideolojilerinin arkasında hedef aldıkları bir takım kurumlar var, tarihi kurumlar. Ne demiştik? Bunlar monarşiye düşman. Değil mi? Evet, bunlar monarşiye düşman. Bunlar dinlere düşman, monarşiye düşman. Dikkat et, bütün bu e, arkasında Yahudi baronların olmuş olduğu bu tür ideolojik hareketler, bu tür ihtilaller ve darbelerin neticesinde monarşiler yıkıldı, yeni ulus devletler kuruldu. Bak, 1945'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulduğunda, 51 tane üyesi vardı. 1945'te 51 tane ülke var. Şu an 193 tane. Yani şu demek istiyorum. Bütün bu faaliyetlerin neticesinde özellikle Fransa itilalinden sonra biliyorsun Fransa monarşisini de nasıl alt üst ettiklerini, Anlattık tepe burada, tak evet. ettiklerini konuşmuştuk. Tabii. Dünyanın yeni bir yapılanmayla ulus devletçiklere bölünmesi projesi. Neden? Çünkü devletlere kredi vererek semirmiş Yahudi sermayesi için sömürge çağından sonra yeni finansal sömürgelere ihtiyaçları vardı. Çünkü nedir? Küçük küçük zayıf ulus devletler aynen bugün bütün dünyada gördüğümüz gibi Finans gücüyle, sermaye gücüyle, tefecilik maharetiyle, marifetiyle diyeyim. Çok rahat mali açıdan sömürgeleştirilecek bir siyasi sistem, küçük, zayıf ulus devletler. Yahudi tefecilerden, baronlardan kredi adı altında borç alacaklar. Borç aldıkça emir dağılacaklar. Çünkü ne demişti 4. Murat? Borç alan buyruk alır. Sonra o verilen kredilerle o ülkelerin, o küçük devletlerin, ulus devletlerin kurumları kontrol altına alınacak. Hükümeti kontrol altına alınacak. Atabildim mi? Evet. İşte sermaye piyasası kontrol altına alınacak. Ticareti kontrol altına alınacak. Aynen tefeci mantığıyla Krediler geri ödenemediği takdirdeki Osmanlı'nın son zamanında duyunu onun ki idaresinde evet. olduğu gibi. Evet. Ulus devletin vatandaşından, kendi vatandaşından toplaması gerektiği vergilere kadar el konulacak. Klasik sömürge çağından sonra silahla artık bir takım devletlerin yapıların sömürülemeyeceği anlaşıldıktan sonra sömürge çağından sonra bir yeni sömürge sistemi oluşturmak adına ulus devlet modeli dünyada cari hale getirildi İşte onun için monarşiler siyonist yahudilerin birinci hedefiydi çünkü imparatorlukları öyle çok kolay anlatabildim mi? Tabii. nüfuz etmek çok kolay sendel etmek çok kolay kafalayabilmek mümkün değil neticede orada bir hanedan var dev yapılar köklü yapılar ama işte 51 tane devletten 193 tane devlet çıkarabildiğin zaman çıkardığın zaman bu devletlerin hemen hemen kahir ekseriyeti senin kontrolünün altına girer. Onları mali yönden kontrol etmeye başladığın zaman onun ideolojisine de hakim olursun, rejimine de hakim olursun, istihbaratına da hakim olursun, dış siyasetine de hakim olursun. Çok rahat oradaki bir takım yöneticileri satın alabilirsin. Değil mi? Çünkü e, bir ülkenin en önemli, en hayati şey nedir? Bütçesidir, mali özgürlüğüdür. Hani hep deriz Lehistan elçi göndermiş Osmanlı'dan borç isteyecek. 4. Murat zamanı ona danışmışlar. Ne yapalım efendim sultanım verelim mi? Verin verin demiş borç alan buyruk alır demiş yani. Bu böyle hakikaten evet. yani. Dolayısıyla bu e, ulus devletçiklerin özellikle Fransız itiladından sonra o milliyetçilik, o ırkçılık, o nation duyguları dünyadaki bir takım işte insanların, kabilelerin, kavimlerin gıdıklanmak, tahrik edilmek suretiyle harekete geçirilmesinin arkasındaki yatan ana fikir bu, ana hedef bu. Böl parçala yut yani bir söz vardır ya. Evet. Bu yutmak artık sömürge çağındaki gibi gidip oraya vali atayarak, orada işte hükümet kurarak kendi adamlarına falan değil. Bunlar artık maliyetli olduğu için o sistemden vazgeçildi. Doğru. Nasıl yutuluyor? Seni zaten finans, finansal olarak adam esir alıyor. Evet. Dolayısıyla Bu arada e, abi, bir burada dakikamız kaldı, bir dakikamız kaldı. kaldı. Bir dakika da o zaman o zaman e, ben diyecektim ki sana ya sona yaklaştığımız zaman bana haber var. Önemli bir şey söyleyeceğim. Neydi o? E, şunu paylaşmak istiyorum. E, Aziz. E, buraya da not almıştım. Şimdi geçen bir yerde oturup çay içiyordum. Zengin de bir yer. Dikkatim bir şey çekti. Baktım. Haç Umre Turizm şirketleri. Hmm. O kadar çok ofis var ki. Böyle koca koca tabelalar falan filan. Ve son model arabalar. Belki yani iyi para kazanıyorlar. Eyvallah kazansınlar helal hoş olsun. Umre turizm şirketleri. Soru baktım vakiten milyonlarca insan umreye gidiyor. Müslüman umreye gidiyor. Oradan aklıma şöyle bir şey geldi. İnsanlık onurunu yeryüzünden postalayan adi bir soykırımı seyrediyoruz. Çaresizce de sızlanıyoruz. Orada çok ciddi bir mücadele var. Evet. Halbuki bazı yapabileceğimiz şeyler var. Hani diyoruz ya elimizden bir şey gelmiyor. Duadan başka bir şey gelmiyor. Ama fiili, kavli değil mi? Kalbi evet. bir mücadele şekli var. Dedim ki ya burada gözümüzün önünde her gün 7 24 Müslüman hanelerine tecavüz ediliyor, havadan bombalanıyor değil mi? Evet. Karadan korkunç bir zulüm, işkence, soykırım uygulanıyorken milyonlarca Müslüman'ın acaba umreye gitmesi, bunun için bütçe ayırması, sanki ortalık her şey sütlümanmış gibi bu şeyleri yapması doğru mudur, yanlış mıdır? Hatta şöyle de bir ironi var, şimdi bunu araştırırken şöyle de bir enteresan bir durum var. Bu Umreci... E, Bu arada programımız bitti, reklama sarktık. O zaman Onu burada söyleyeyim. keseyim. O zaman keseyim. Evet. Çünkü ben kendimce bunun mühim olduğunu düşünüyorum. Tabii. Orada işi getirmek istediğim bir benim, yer var. Evet. Bir yer var. E, yani hali pürmel halimizi e, çok net bir şekilde ortaya okuyan bir manzara. Yani e, sizin komşunuzun evi yanarken siz diyorsunuz ki yani üzülüyoruz. Evvabin namazın, Evvabi evet. namazını kılamadın deyip ya evet. yangına bigane kalmak gibi bir şey. Evet. Bununla ilgili araştırdım, baktım. Evet. Ayet-i kerimelere baktım. Evet, evet. Resulullah Efendimiz ne buyurmuş? Büyükler bu konularda ne diyorlar? Evet. Yani bu konuyla alakalı bir yere getirmek istiyordum. Ama vaktimiz bittiyse ama inşallah haftaya hatırlat bu konuya bir temas anlaşıldı, edelim. Anlaşıldı haftaya da elbette temas edelim. Ee, ama bu kadarıyla bile anlaşıldığı kanaatindeyim. Elbette görüyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz. E, ama bu hissiyat ve buna karşı ortaya koyduğumuz şeylerle e, tetabuk eden davranışlar sergilemiyoruz, sergilemiyoruz. E, bu da bir yere kadar e, yani söylemeye dilim varmıyor ama e, samimiyetsizliğe kadar giden bir tarafı var bunun diyelim. E, gene de genelleştirme yapmayalım. Ee, ama şöyle yapmamış bak olayım şunu söyleyeyim ben, o zaman ama bak bir dikkat etmiş olalım İmam Gazali Hali o zaman şunu söyleyelim de e, e, bu önemli çünkü yanlış anlaşılmaları da ortadan kaldırabilecek evet, bir evet. şey Dostlarımız da bakabilirler İmam Gazali Hazretlerinin İhya Ulumu Dininde İbn Mesud radıyallahu anh şu ihtarı naklediliyor <laughs> diyor ki İbn Mesud radıyallahu anh İhya Ulumü Evet. ahir zamanda sebepsiz haç ve umre yapanlar çoğalacaktır onlar için haç seferleri kolaylaşacaktır rızıkları çoğalacaktır fakat haçtan ve umreden mahrum ve sevapları kendilerinden alınmış olarak döneceklerdir Allah oysa komşusu yanı başında muhtaç bulunmakta ve ona elini uzatmamaktadırlar Allah Allah. diyelim evet. ve böylece programı bitirmiş olalım kıymetli seyirciler çok ibretli sözler, ibretli ifadeler yaklaşık bin sene öncesinden söylenmiş bir sözle programımızı bitiriyoruz efendim. Allah'a emanet olun haftaya buluşmak duasıyla.